Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra dumping sendromuna yakalana ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz cuma günü riskli bir ameliyata girmişti. Beyaz TV'de yayınlanan, Söylemezsem Olmaz, programına bağlanan Dr. Alper Çelik, ünlü sunucunun son durumu hakkında detaylı bilgi verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. Bir süredir serumla beslenen 50 yaşındaki sunucu, cuma sabahı ameliyat masasına yattı. Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi, eve gidecek duruma geldi. Bu bizim için de, kendisi için de çok zordu. Kemik erimesi, karaciğer yetmezliği vardı. İnce bağırsakların büyük bir kısmı devre dışı bırakılmış. Bu sebeple organları birbirine yapışmış. Hastamızın bünyesinden dolayı da alt mideyi bulamadık. İnce bağırsakları tekrar aktif hale gelecek. Birkaç ay içerisinde kemik erimesi duracak. Hatta birkaç hafta içerisinde metabolizması düzene girecek. Çok riskli bir ameliyattı. Bundan sonraki süreçte Seren Hanım'ın sağlıklı beslenmesi gerek. Birkaç hafta sonra muhtemelen bundan 10 ila 15 yıl önceki enerjiyle koşturuyor olarak gözlemleyeceğiz. 3 ila 4 hafta sonra her şey yoluna girecek. Şu an sıvı ile besleniyor, 3 hafta daha sıvı ile beslenecek. Daha sonra yavaş yavaş yumuşak şeylerle beslenecek. Bizim stratejimiz alt mide ile üst mide arasını birleştirmekti. Her şey birbirine yapışık durumdaydı ve bulmanın zor olacağını anlayıp vazgeçtik. Şu an 3 tane yeni bağlantısı var, onlar çalışıyor. Olumsuz bir sonucu olsaydı durum gerçekten çok kötü olabilirdi. Laparoskopi ile girdik, çoğu hastada ikinci laparoskopi bile yapılmaz ama Seren Hanım'a 4 tane laparoskopi yapıldı. İnce bağırsakların ciddi bir bölümü devre dışı bırakılmamalıydı. İnce bağırsakların devre dışı bırakılması bir hastalığı bitirip, 3 ila 4 tane hastalığı başlatır. Seren Hanım'ın 4.3 metre ince bağırsağı devre dışı bırakılmış. Birkaç ay içinde karaciğer düzelecek. Tahminen 1 yıllık süre zarfında her şey normale dönecek. Seren Hanım'a aynı bölgeden 5. ameliyatı yaptık, çok büyük bir risk. Birileri bir şey yapmak zorundaydı, Seren Hanım'ı kaybedecektik. Böylesine riskli bir ameliyat benim kariyerim için de riskliydi. Seren Serengil, geçirdiği riskli ameliyat sonrası sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile hastanede çekilen karelerini Instagram hesabından yayınladı. Serengil, saatte bir yürüyorum. Sağ olsun Mustafa bakıyor, yürütüyor, yediriyor, tuvalet yaptırıyor. Bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı ağrılarım var. Doktorum, yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndürdü. Şükür hayattayım, zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsa da buna da şükür, mesajını yazdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.